Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük beylerimiz için çok güzel bir askılı şort çalışması yaptık. Tavşan figürlü minik beylere gayet hoş duracak bir şort. Şortumuzu çalışmak için bel kısmından başladık ve belli bir sıra düz ördük. Basen bölümü bez kullanacaklar için biraz genişlemesini istediğimiz için birazcık artışımızı yaptıktan sonra yine dümdüz ördük. Hiç farklı bir işlemimiz yok. Bakınız dümdüz trabzanlarımızdan oluştu. Sadece bacak arasını şu şekilde ayırdık bakınız bacak arasını ayırma işlemimizi yaptıktan sonra her iki bacağımızı da ayrı ayrı ördük sonrasında şortumuzun kapak kısmını kulaklarımızı ve diğer gözlerini bel zincirini örerek şortumuzu tamamladık Evet şortumuz 0-3 aylık bebeklerimiz için çok rahatlıkla olabilecek bir şort. Tabi bebeklerin kilosuna göre de bu değişkenlik gösterebilmekte. Daha büyük aylardaki ve yaşlardaki çocuklarımız için lütfen e, zincir sayısını fazla başlayalım ve santimimiz ölçtüğümüz bu ölçüden fazla olsun. Geri kalanda herhangi bir işlem farklı yapmadan aynen devam edelim. Tabii ki bu kapak kısmı da ona göre artacaktır. Ortayı eşitleyip sağ ve sol tarafta eşit miktarda boşluk bırakıp öne doğru kapağımızı ayarlayabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen şortumuzu örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, şortumuzu örmek için iki tane rengimi kullanmak istiyorum. Nako'nun Luxe Minoche Baby'si. Her ikisi mavimize bakıyorum. %35 polyamid, %65 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 10.084, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta mavi ipim. Beyaz ipimize bakacak olursak, beyaz ipimizi daha az olarak kullanacağız. Ana rengimiz mavi olacak. Beyaz ipimiz %35 poliamid, 165 premium akrelik ve renk numarası 208, 100 gram ve 340 metre ipimizin. Evet ipimizi örmek için 2.5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. Kaç yaş grubu için öreceksek ona göre zincirimizi çekmemizde fayda var. Belimizden başlıyoruz. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. 3, 4, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bakın sımsıkı çekmiyorum tığımızda rahatlıkla tığımızın girerek tekrar işlem yapacağımız ölçüde olduğunu görüyorum ve belli bir ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Tam 100 tane zincirimi çektim ve ölçmek istiyorum zincirimin ölçüsünü. Şöyle tuttuğumuz zaman bakınız uç kısmı burada elimle hiç e, bakınız buradan bastırıyorum ve diğer taraftan da bastırıyorum hiç asılmadan getiriyorum 39 santim olduğunu görüyorum. Şimdi 39 santim olan bu zincirimi birinci zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve birleştirme işlemini yapıyorum. Şu şekilde birleştiriyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bütün zincirlerimin üzerine birer birer örerek başlangıç noktama kadar geliyorum bakınız her bir zincirim için bir tane trabzanım örüyorum burada bitince 100 tane trabzanımız olacak Hiç atlamayalım İki defa da batmayalım birer birer zincir yuvamızın içerisine ikili trabzanlarımızı örerek ilerleyelim Evet bütün zincirlerimizin üzerine trabzanımızı örerek sıramızın başına kadar geldik şimdi iki kat olarak bir daha ölçelim Bakınız iki kat birleştirilmiş haliyle ölçüyorum şu şekilde bıraktım üzerinden Değil, şöyle yanından ölçelim. Bakınız, 20 santim. Tüm olarak da 39 santimdi. 20 santim. Birazcık tabii ki açılıyor. Daha ördükçe genişleme yapacaktır. Şimdi en son trabzanımızı, birinci trabzanımızla birleştirelim. Birleştirdim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Düz yönden devam etmiyorum. Örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Bir ters, bir düz yönden biraz örüyoruz. Bakınız, büyütene kadar bir ters, bir düz yönden mutlaka örelim. Hep düz yönden örmeyelim ve trabzanlarımızı örerek biraz büyütelim. Evet şortumuzu e, örerek büyüttüm. Dümdüz ördük. Herhangi bir e, işlem yapmadık. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 sıra trabzanımızı ördük. E, yalnız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada 15 trabzanda bir artış yaptım. Bakınız 7. sıramızda şu şekilde bir tane trabzanımı İki defa ördüm. Bu basenine gelen kısmı biraz genişletmek istedim. Oradan aşağısı aynı şekilde ördüm. Hiçbir şekilde artış yapmadım. Sadece bu sıramızda 15 trabzan ördükten sonra bir tane artışımı yaptım. Çünkü çok fazla bir sıklıkta değil artışımızda. Şöyle görelim bakın. Artışımız bir tane trabzana iki defa batmak şeklinde ördük ve aşağıda herhangi bir artış yapmadan dümdüz örerek geldik şimdi en son sıramızı örmekteyim bu sıramızda artık bacakları birbirinden ayıralım ve tek tek örmeye başlayalım uç noktaya kadar geliyorum bir ters bir düz sıra olarak örmüştük birer birer ilerliyorum İpimiz bayağı ince bir ip eğer ipiniz ince ya da kalınsa lütfen ona göre ölçüleri ayarlayalım. İstemediğimiz ölçü olmasın. Evet şimdi başa kadar örerek geliyorum. Birkaç tane trabzan kalmış onu birlikte örelim. Evet son trabzanımıza geldik bakınız burası zincirden devam eden sıramız onun için trabzan örmüyorum zincirden olan yere geliyorum batıyorum şu şekilde bakınız trabzanlarımı tamamladım 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum 5 zincirimi çektikten sonra tam ortalayarak Bacaklarım için olan bölümümü ayırıyorum. Şimdi sayalım sağ bacağımız için ve sol bacağımız için olan trabzanlarımızı sayıp tam ortalı bir şekilde karşı tarafa örmüş olduğumuz zincirimi batmak istiyorum. Hemen sayalım ve ayarlayalım. Evet zincirimizi çektikten sonra tam şu şekilde kapadık. Kapadıktan sonra sayımız kaç olursa olsun hiç önemli değil. Tam ortadan ikiye bölelim. Eşit miktarda sağ ve sol tarafa ayıralım. Sağ ve solumuzu ayırdıktan sonra örmeye başlayalım. Önce bir tane bacağımızı, sonra diğer bacağımızı örelim. Çünkü daha büyük başlayabiliriz. Ya da artışlarda az ya da çok artış yapabilirsiniz. O yüzden hiç önemli değil. Dilediğiniz büyüklükte bile örseniz, ortadan ikiye ayıralım. Yani sayalım. 55 tane bu yönde 55 tane bu yönde e, trabzanım mevcut benim ya da daha fazlaysa sizlerin daha fazlayı da yine eşit bir miktarda sağ ve sol olarak bölelim şimdi 5 tane zincirimizi çekmiştik ayrımımızı yaptıktan sonra hemen zincirimi şu şekilde bakınız trabzan üzerine örmemiştim o yüzden düz bir şekilde gelerek batıyorum ve başlıyorum 1 2 3, 3 tane zincirimi çekiyorum ve bu tarafa doğru ilerliyorum. Hangi tarafa doğru giderseniz, buradan gidebilirsiniz. Ben e, sol tarafa doğru ilerlemeyi uygun gördüm. Bakın şu şekilde, 3 tane zincirimi çektim. Hemen yandaki trabzanın üzerine örüyorum. Birer birer ilerleyelim. Zincirimizi çektiğimiz bacak aramıza kadar birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. Tam zincirimin yanındaki trabzanı da ördüm. Tığımın başını doluyorum. 5 tane zincirimi çekmiştim buraya. Hemen zincirlerimi birer birer örmeye başlıyorum. Bir tane trabzan ördüm. 1. İkinci trabzanımı örüyorum. 2. Üçüncü trabzanımı örüyorum. 4. Ve 5. En sondaki trabzanımızı da örelim. Şöyle çeviriyoruz. Biraz önce bakın. Zincirden ördüğümüz trabzanıma geliyorum. Batıyorum. Bakın. Burayı lütfen e, atlayıp geçmeyelim. Yoksa e, bozukluk olur. Zincir çekmiş olduğum trabzanımın üzerine geliyorum. Batıyorum. Sıramı doğrultuyorum. Bakın. Sıramız doğruldu. Evet bu şöyle düzgünce geçişimizi yaptıktan sonra bir tane zincirimizi çekelim ve ipimizi keselim. Bir sırada beyazla geçeceğimiz için çok fazla uzatmamıza gerek yok. Şimdi hemen tığımıza ipimizi bağlayalım. Diğer yönü de birlikte örelim. Bir tane zincir çekiyorum ipime ve başlıyorum. Yine bacak arasından başlayalım. Artık şu ayracı da. Çıkaralım. Evet. Bacak arasından başlıyorum. Tırabzanımın tam aradaki yeri ya da e, şu taraftan girelim. Daha muntazam olsun. Bakınız. Birinci trabzanın üzerinden batıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Ve biraz önce yapmış olduğum işlem gibi aynı şekilde bütün sırayı Buradan başlayarak zincirime kadar örerek ilerliyorum. Sadece trabzanımı örüyorum. Bu çevreyi buradan zincirimizin olduğu yere kadar örerek gelirim. Bu ara kısmına kadar. Evet bütün kenarımızı örerek geldim. Şuradan başlamıştık. Tamamen kenarımızı turladık. Tam bacak arasındayız. Bacak arasına kadar en son trabzanımı ördüm. Ve birebir trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlk trabzanımdan başlıyorum. Tepelerine birer birer batarak devam edelim. 3, 4. Şöyle biraz da derin almak istiyorum. Bacak arası olduğu için. Şu şekilde derin derin alalım. Evet. En son. Şu trabzanımızı da batalım. Dönüşümüzde herhangi bir botluk olmasın. Ve başlangıçtaki 3 tane zincirimin olduğu yerin içerisine giriyorum. Bir tane zincir çekip yine kesiyoruz. Bacak aramızı da bu şekilde ördük. Bakınız geçişlerimizi yaptık. 2 tane bacağımız çok güzel bir şekilde ayarlandı. Şimdi kenarına birer sıra beyazımızı örmeye başlayalım. Bir tane zincir atıp beyaz ipimi bağladım. Herhangi bir yerden bacak arasından başlayalım. Atıyorum ipimi şu şekilde aşağıya alıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektikten sonra birer birer başlangıç yerimize kadar örüyoruz. Farklı herhangi bir işlem yapmıyorum. Her trabzanıma bir tane örüyorum. Bakın şu iplerimi de aşağıya alarak gizlemeye çalışıyorum. Sadece aşağıya alalım bakın. İplerimizi. Evet. Bir sıra her iki bacağımızı da örelim. Birleştirme noktasında görüşelim. Evet bir uçtan bir uca kadar örerek geldim. Başlangıç noktamızdayız. Üç tane zincir çekmiştik. Üçüncü zincirimizin tepesine gelerek batalım. İlmeğimizi geçirelim. Bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi koparalım ve diğer paçamızı da aynı şekilde örelim. Ve e, buradaki yapmış olduğumuz işleminin aynısını bu bacağımıza yaptıktan sonra yukarıdaki bu görmüş olduğumuz bölümümüzü de örmeye başlayalım. Evet şimdi bel kısmını 12 ve 12 olarak kenarlarından ayırdım ve düz trabzan olarak kırmızımdan itibaren başlayıp tamamen tam tur yaparak öreceğim. Daha sonrasında bu iki ayrıç arasını yukarıya doğru ön kapak olarak örmeye devam edeceğiz. Öncesinde hemen şuradan başlayalım ki e, turumuzu tamamladıktan sonra üzerine buradan devam edebilirim. Herhangi bir yerden başlamayalım. İşaretimizi bıraktığımız yerden başlayalım takıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum şöyle ipimi de alttan gizliyorum tam tur olarak trabzanımızı örerek gelelim bir sıra dolaşalım ayracımı taktığım yere kadar bütün sıramızı beyazla örerek geldim şimdi ayracımın olduğu yerdeyim geçişimizi yapalım 3 tane zincir çekerek başladığım yere geliyorum. Diğer ayracıma kadar örüyorum ve e, yeterli ölçü gelene kadar sürekli gidiş gelişler yapıyorum. 1, 2, 3 Biri bir trabzan örüyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet, e, beyaz sıramızı en alt sırayla birlikte 1, bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördük. 8 sıra örüp tamamladıktan sonra arkasından ben bir tane askımızı da ördüm. Şöyle baktığımız zaman arkasına ön kapağımızın hemen şu kısımdan başlıyorum ve 6 tane örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan başlayalım. 6 trabzandan oluştu ve kaç sıra ördüğüme bakmak istiyorum. 2, 4... 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ve 27 sıra örmüşüm 27 sıra ördükten sonra kopardım tabi öreceğimiz yaş grubuna göre bu askılarımızın bölümlerini ayarlamamız daha güzel olacaktır daha güzel sonuçlar verecek Evet şimdi 1 2 3 ipimi alıyorum aşağıya 3 zincirimi çektikten sonra ikinci üçüncü trabzan dördüncü trabzanımı örüyorum 5 ve 6 6 tane trabzanımı tamamladım 1 2 3 hemen geri dönüyorum 6 tane bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Eğer yaşı büyük çocuklarımız için öreceksek kalınlığı biraz daha fazla yaparsak daha güzel duracaktır. 8 veya da 9 ipinizin inceliğine kalınlığına göre göz kararı ayarlayabilirsiniz. Evet trabzanlarımızı bu düzen üzere öredik ilerleyelim. Evet tavşanlı şortumuzun kulağının bir tanesini ben ördüm. Şimdi ikincisini sizlerle birlikte örelim. Önce 25 tane zincir çekiyorum. 25 zincirimi sağından solundan yani her iki yönünden trabzanlarımı örüyorum. Sonrası sırasında ise sık iğnelerimiz, tekli trabzanımız ve trabzanımız da etrafını dolaşıp en son beyaz trabzanımızla örüyoruz. Bakınız bu şekilde hemen tamamlıyoruz. Şimdi 25 tane zincirimi çekiyorum. Daha büyük isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. 2, 3, 4, 5. Evet 25 tane zincirimi çektim. 1, bakınız 1, 2, 3, 4. 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Ve birer birer son zincirime kadar trabzanlarımı örüyorum. Her zincirime bir tane giriyorum ve trabzanımı örüyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Son trabzanımıza varana kadar ördüm. Bakın en son trabzanımı ördüğüm yere tekrar dönüşümüzü yapabilmek için trabzanlarımızı örüyoruz. Bakınız en son trabzanımız ve ikinci trabzanımız oldu aynı yerde. Aynı yerde üçüncü trabzanımız. Dördüncü, beşinci trabzanımız oldu. 5 tane trabzanımızı ördükten sonra hemen karşısındaki trabzanı bakın hemen direkt karşısına örüyorum. Her trabzanımızın karşılığında bir tane trabzanımızı da diğer yöne örüyoruz. Tıpkı bebek patiklerinin altını yaptığımız gibi ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. uç noktamıza kadar ilerleyelim. Şöyle görelim. Karşılıklı birer birer trabzanlarımızı örelim. Evet dibe noktasına kadar geldim. Yine dönüşüm için 1 2 bu kez o kadar fazla yapmayalım. Hemen diğer kenardaki trabzanımın üzerine geçiyorum. Şu şekilde ve başlıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra sırası ile sık iğnemi örmeye. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi ördüm. Ve 1. Başını doluyorum. Evet. Bakınız. Tekli trabzanlarımızı devam ediyoruz. Ve ikili trabzanlarımızı Örmeye başlayalım. Yukarıya doğru ilerliyorum. İkili trabzan Şekliyle Örüyoruz. Kulaklarımızın birisinin birazcık içe doğru kıvrılması lazım. Karşılıklı. Şimdi ikili trabzan, tekli trabzanma geçiyorum. Tekli da geçtikten sonra sık iğnelerime geçiyorum. Bir, iki köşeye doğru sık iğnelerimizi örüyoruz. Dönüşlerde ikişer ikişer batalım. Bakın burada hızlı geçtik sebebi ise ayarlamayı kendiniz de yapabilirsiniz hiç kafanız karışmasın birazını sık iğne örün tekli trabzan'a çıkarım ve ikili trabzan şekliyle burayı yükselttikten sonra tekrar düşüşe geçelim şöyle bir mail vermek istiyoruz ortası bombeli tepeden ve aşağıdan içe basık bir şekilde mailimiz olsun şimdi tekrar diğer yöne geçiyoruz diğer yönde de aynı işlemimizi yapıyoruz. Bakınız, bu yönde birazcık daha e, geniş oldu. Şimdi hemen buradan trabzanları örmeye başlayalım. 3, 4, 5 ve 6 mail vereceğiz. O yüzden kız 6. Bir tane daha ikili örelim. 7. Tekli trabzanlarıma başlıyorum. 2 4 5 bakın şimdi sık iğneme geçiyorum birer birer uç noktaya kadar sık iğnemizi örelim mailimizde gördüğünüz gibi bu tarafa yani sağ elimden tarafa oldu diğeri bu tarafa olmuştu birbirlerine mail ettirelim ee, içe doğru örmek istediğimiz yerin alt kısmını birden trabzanlarımıza başlayalım üste doğru Ikili tekli trabzan ve sık iğne olsun. Aşağıda ikili trabzanımız. Diğer taraf yukarıda kalacak kısım ise sık iğnelerimizi yoğunlukla örelim. Tekli trabzanımız ve az bir e, trabzanımız. Yani tam sıralaması tersine olsun. Burada inceden kalına doğru gelelim. Burada da kalından inceye doğru geçişimizi yapalım. Evet, şimdi sık iğne olarak uç noktaya kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak tamamladıktan sonra altanın geniş kısmından kenarımı tığlamaya başlıyorum. Arkadan başlayalım en alt kısımdan. Bir tane zincir çekiyorum battıktan sonra aynı yere başını doluyorum ve batıyorum. Ve bir tane ileriye aynı yere bir daha dönüşümüz bükülmesin diye diğerlerine birer birer başını dolayarak batalım. Bakınız beyaz geçince kulağımız daha güzel bir şekle girmekte. Kenarını beyazla çerçeveleyip şöyle ipim sanki yarım kaldı. İpler çok katlı olunca maalesef biraz ayrılabiliyorlar. Evet sıra başına doğru ilerliyorum. Tepe noktaya kadar geldim. Kulağımızın sivri olacak kısmı şurası. Bakınız. Hemen tığımın başını doluyorum. batıyorum, Bir ve iki. İkili trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ve iniyorum. Hemen dibine tekli trabzanımı örüyorum. Ve ilerliyorum. Birer birer tekli trabzanımı alarak sıramın sonuna kadar örüyorum. Evet, bu şekilde şu kısmı da eğil ettirmiş olduk. Bakınız. Eğer e, bükülmekte zorlanıyorsa biraz sıkı örerseniz tam bükülmesini istediğiniz yeri şimdi bayağı bir sıkı ördüğünüz zaman istemeseniz bile şu şekilde bile bükülecektir. Evet, şimdi sıramızın sonuna kadar örüp tamamlayalım. Evet, bir tane gözümü ördüm. Diğer gözümü sizlerle birlikte örmek istiyorum. Hemen başlayalım. 1 2 3 tane zincirimizi çekelim. İpim çok kalın biraz asıldı tığımın başını doluyorum ilmeğin biraz kaldırıyorum bakın şöyle rahat hareket edebilmek için aşağıya birinci ilmeğin içerisine giriyorum trabzanım örüyorum geriye geldiğim ilk zincirimi bir diye sayıyorum şimdi ördüğümü iki aynı yere giriyorum 3 toplamda 4 5 12 tane olana kadar örelim 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımı ördüm birinci zincirden döndüğüm yere geliyorum batıyorum bakınız zincirden döndüğüm yere geçişimi yapıyorum bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Ve gözümüzü bu şekilde oluşturuyoruz. Şöyle arkadan sıkıştıralım. Bu kesmiş olduğumuz ipimizi hemen içeriye alalım. Hemen buradan kesersek gözümüz çirkin bir görüntü olur. Şöyle ikisini tutalım. Yine içe doğru kes bir daha gizleyelim kalanını keselim Evet şu şekilde iki tane şortumuz için göz lazım Bir tanesini önce örmüştüm birini de şimdi ördüm iki tane gözümüz hazır Gözümüzü tamamladıktan sonra şöyle içine birkaç tane dikişte ışıltımızı da yapalım şöyle bakınız Tam ortaya yakın bir yerden küçücük bakınız ipimde şöyle alalım hemen bir tane geçiyorum ve bir tane daha aynı yere batıyorum. Eğer ipiniz ince ise birkaç kere daha batıp ışıltıyı güçlendirebilirsiniz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi ışıltımızı da yaptıktan sonra gözlerimizi dikelim. Evet sevgili arkadaşlar şortumuzu yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bakınız iki tane askımızı da ördükten sonra askımızın ön kapak kısmına iki tane ilik yeri açmak istiyorum. İlik yerimizi açmak için hemen önden örmeye başlayalım. Şu kısımdan ilk trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Battığım trabzandan sonraki 1, İki tane sayıyorum bakınız ikincinin üzerine batıyorum ve tığımın başını doluyorum birer birer uç noktaya doğru ilerliyorum diğer iliğimizi açmak için başını dolayarak ilerleyelim aynı sayıdaki uç kısma gelince yine zincirimizi çekerek iliğimizi açalım Evet uç kısma doğru ilerlemekteyiz. Başını dolayarak batıyoruz. Başını doluyoruz tığımızın ve ilerliyoruz. Bakınız bir tane birinciden başlamıştık. Üçüncüye batmıştık. Burada da üçüncüye geldiğimiz zaman hemen duruyoruz. Bir tane daha ördüm. Ve üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanımın olduğu yere batıyorum ve bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi gizliyor, gizliyorum. Yani biraz uzun keselim. Şöyle gizlemeye kalsın ipimiz. Daha sonra kalanını da keseriz. Evet, çok kolay şortumuz dediğiniz yaş grubu için başlangıç zincirini büyük tutarak örebilirsiniz. Evet şimdi iliğimizi yaptıktan sonra askımızda dikmiş olduğumuz kulaklarımızı ve düğmelerimizi dikelim. Yavaş yavaş sona doğru gelelim. Botumuzun ön kısmında burun çalışması ve aşağıya doğru inen burnunun ön kısmını ve güler bir yüz çalışmak istiyoruz. Onun için burada tam 24 tane trabzanımız var. 24 trabzanın 10 tanesini sol tarafa, 10 tanesini sağ taraf alıyorum. Ortadaki 4 trabzanı çevreleyerek 2 katı yapmış olduğum ipimi şöyle alıyorum ve işlemeye başlıyorum. Sarma yöntemiyle sadece etrafından ortaya 4 tane trabzanımı alıyorum ve 4 trabzanımı kırmızı ipimle etrafından dolaşarak işlemeye başlıyorum. Elimizden geldiğince düzgün bir şekilde işleyelim. Altta alttaki ipim dışarıya doğru çıktı. Onu aşağıya güzelce sabitleyeyim. Şu kenardan evet. Devam ediyorum. Bakınız düzgün bir şekilde üçüncü kez geliyorum. Tabi ipinizin inceliği ve kalınlığı çekişinizin düzgünlüğüne göre değişecektir. Biraz daha içe giriyorum bu kez. Bakınız içe girdim ve içten çıkıyorum. Yukarıya doğru geçiyorum. Evet şimdi birazcık daha üçgen gibi içe doğru batıyorum. Elimle şu şekilde ayarlamalarda yapmaya çalışıyorum. Tekrar Evet aşağıya doğru daralıp geldim. Şimdi aşağının daraldığım yeri tam ortalayarak iğnemi tekrar arkadan girdiriyorum. Öne doğru geçiş yapıyorum. Bir trabzan geldim. Diğer trabzandan çıkıyorum. Şöyle düzgünce. Tekrar diğer trabzanıma geçtim. Ve yandan çıkıyorum. Bakınız bir üst hemen şu şekilde üstten çıkıyorum tekrar olan yere geliyorum yani burnumuzun indiğimiz yere geliyorum Tabii ki elinizin yatkınlığına göre işleminizi yaparsanız çok daha güzel olacaktır yukarıya doğru çıkıyorum gülümsemesini istediğimiz için tekrar aynı yere geliyorum ve diğer taraftan çıkıyorum ortadan bakınız Merkezden şöyle dudağımızın bir kısmını yaptık yine aynı bakınız hemen 1 2 ilerliyorum 1 2 ilerliyorum yukarıya batıyorum ve aynı hizaya trabzanımı şu şekilde çıkararak bakınız aynı hizadayım ilerliyorum biraz geriden gelelim. Evet. İplerimi de düzeltiyorum ki pot durmasın ve batıyorum. Evet, şöyle çok güzel gülümseyen bir ağız ve burun çalışması yaptık. Şimdi örmüş olduğumuz gözlerimizi de dikelim. Arkaya düğümümü atıyorum. Bir tane trabzanımın içerisinden asılmadan. Çünkü bozmak istemiyorum. Elimle destek olarak şu şekilde kesiyorum. Elinizle düzelterek çok güzel bir şekilde burnumuz ve ağzımızı çalışabilirsiniz. Şimdi gözlerimizi hemen burnumuzun sağına ve soluna dikelim. Burnumuzun sağına ve soluna yerleştirelim. Şu şekilde ipimi de taktım siyah ipimi kenarlarından güzelce dikişimizi yapalım. Siyah olduğu için çok bir belirli olmayacak zaten dikişlerimiz. Evet, gözümüzün birini diktik, diğerini de aynı şekilde dikerek tamamlayalım. Arkaya düğmemizi atalım. Evet, diğer gözümüzü de aynı şekilde dikelim. Evet, gözlerimizi de diktikten sonra şimdi düğmemizi dikelim. Bakınız düğmemizde askımızın şöyle yaptığımız zaman düz yönü burası. Düğmemizi iç kısma dikeceğiz. Çünkü buraya örmüş olduğumuz kulaklarımızı yerleştireceğimiz için düğmemizin iç kısımda kalması gerekmekte. Kulağımızı askımızın üstüne dikmeden önce düğmelerimizi dikmemiz gerekli. Ben şeffaf düğme kullanıyorum. Hangi düğmeniz varsa fark etmez. Şöyle içine düğmemizi yerleştirelim ve dikmeye başlayalım. İç kısımda bakınız. Üst kısma kulaklarımızı yerleştireceğiz. İç kısımdan takacağız. Evet. Düğümümüzü de atalım. Ve düğmemizi bu şekilde dikip hazırlayalım. Evet kestikten sonra bakınız şu şekilde duracak düğmemiz buradan görünmeyecek. İliğimizi hemen arkadan takacağız. Şöyle. Ve örmüş olduğumuz kulağımızı askımızın üzerine dikeceğiz. Diğer tarafı iç içe geçmesini istiyorum. Şöyle. Bu kulağımızı buraya dikeceğiz. Şöyle şuradan. Çok uca kadar dikmemize gerek yok. Biraz aşağıdan dikelim. Yeterli. Evet, şimdi diğer düğmemizi dikelim, kulağımızı dikelim. Evet, düğmemizi iç tarafa diktim hemen kulağımızla dikelim. Bakınız, şu şekilde yerleştirelim. Uç kısmına beyaz ipimi bağladım iğneme. Şu şekilde incecik dikmeye başlıyorum. Aşağıdan, bakınız, yukarı kısma çıkmayacak şekilde dikelim. Yani ön kısma çıkmayacak şekilde dikiyoruz. Bakınız yukarıya. Alt kısmı özellikle düğmemizi çok takıp çıkaracağımız için daha sağlam dikelim. Zaten çok yukarılara dikmemize gerek yok. Aşağı kısımlarında istediğiniz ölçü olana kadar dikebilirsiniz. Tabi dilerseniz tüm de dikebilirsiniz. Bakınız ben uç kısmını tamamen şöyle bağlıyorum ki düğmemi rahat takıp çıkarayım. kenarlarımı da güzelce dikiyorum ipimi ön tarafa geçirmiyorum bakınız sadece ilmeklerimden biraz alıyorum kenarlarından dolaşıyorum bakın hiçbir yerden çıkarmadık Evet şöyle İliğimiz burada Düğmemiz de hemen burada şu şekilde rahatça takılıyor. Hiçbir şekilde aklımızda sıkıntı oluşturmasın. Gayet rahat takılmakta. Evet bu şekilde dikişimi e, tamamlayalım ve görüşelim. Evet şimdi de e, belindeki şu kısma bir zincir çalışması yapalım. Eğer bol olursa buradan bağlayabilmek için daha rahat ve güzel olur. Hemen istediğiniz kadar yani ne kadar ördüyseniz şortumuzun büyüklüğünü ona göre zincirimizi çekelim. İpimizi iki kat yaparak da çekebilirsiniz. Evet şu şekilde şortumuzun boyutunca bağlayabilme mesafesi kalacak şekilde örelim. İpiniz inceyse iki kat yaparsanız ya da kıvırarak iki ipimizi o şekilde de bağlama yöntemleri uygulayabiliriz. Örmeye devam ediyorum. Bağlayacak kadar olması yeterli önüne şöyle minik bir fiyonk yapalım. Evet, dümdüz devam ediyorum. Şöyle bakınız. Daha örmem gerekiyor. Ördükten sonra görüşelim. Evet, örerek epeyce uzattım. Bakınız, şöyle ortaladığım zaman hemen hemen bakınız şöyle. Tam dört katı gibi aralarından sürekli girip çıkacağımız için küçük olmasın. Birebir şöyle eşit ördüğümüz zaman küçük gelecektir. Bu da size iki iş çıkaracaktır. O yüzden mümkün mertebe biraz daha fazla örmemiz gerekmekte. Bu kadar ben ördüm yeterli. İpimi kesiyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bakın şöyle güzelce sıkıştıralım. Diğer tarafı da güzelce sıkıştıralım ve takmaya başlayalım. Tam ortalayalım. Bakınız tam ortaladıktan sonra şu şekilde 2'şer ya da 3'er ne kadar isterseniz 1 2 3 4 tane ayıralım. 4 tane üstte kalsın. 2 taneyi şöyle altta kalacak şekilde ayarlayalım. 4 tane üstte. Bakınız 2 ve 4. 2 tane altta tığımızla da çekebilirsiniz. Ben elimle daha rahat yapıyorum. 2 4 4'ten çıkarıyorum. Bakınız 4'ten çıkarıyorum. 2 tane de altta kalıyor ve bu şekilde tamamen başlangıç yerimize kadar sıramızı dolaşarak devam etmek istiyorum. Evet bağcığımı da bu şekilde taktım ve düğümümü attım. Evet, aşama aşama yapmış olduğumuz çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.